Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala seyyidina Resulillahi ve alihi ve sahbihi ve men vela. İmam-ı Nevavi'nin tibyan eserlerini okuyabımız. Üçüncü bab geke geldik. Üçüncü babın yer mi ge? Allah ozu bu kişinin ilimlerden bizge manfaat versin. Törtüncü hadis geke yenikemiz. An Aişete radıyallahu anha kalet أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. عائشة رضي الله عنها دان رواية قلنا ذوق شيء تدلكي رسول الله صلى الله عليه وسلم بزلرنا أدملرنا öz أرنية قويشكا بيردلر إمام أبو داود وبزار رواية قلقلر İmam-ı Hakim, Ebu Abdullah Hakim bu hadisini Ulumul Hadis'te zikir kıyarlar, sahih hadis deyip etkenler. Bizim hazır gelirken babımız, üçüncü bab, Kur'an ehellerini ikram kılış, yani onların hürmetleş hakkı da, hem de onlara azar verişten kaytarılgen hakkı da. Hadisinin, bu eserinin babge taalluklu yeri, her bir kişinin adamlarını umumen öz oranına koyuşka buyurulgenmiz diyen gepler. Yani öz oranına koyuş noktaya nezerden babge taallukluyum olur. O şun arsa vacibliği noktaya nezerden. Her kimini öz oranına koyuş diyeni kişilerini ictimai mevkiyeye karab durup onlarını hürmetlerini öz oranına koyuş. Atanı ata oranında görüş. Ananı ana oranında görüş. Ustazını ustaz oranında görüş. Talibni talib o'rnida ko'rish, farzandni farzand o'rnida ko'rish, kattani katta o'rnida ko'rish, kichkinani kichkina o'rnida ko'rish va hokazo. Mana shu narsalar, mana shu jihatlarni e'tiborga olishlik kishilarning munosabatida ularni o'z o'rniga qo'yish bo'ladi. Insonlarning ijtimoiy mavqelari turli nisbatlar bilan belgilanadi. Ilm bilan, kasb bilan, iymon bilan amal bilen, şunindik nesab bilen, yine başka suretler bilen, sebepler bilen kişilerinin mevkiyi belirlenir. Ene şunda kişilerini öz oranına koyuş talep kılınır. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam buyurdular diyerdiler Ayşe raziyallahu anha. Demek Resulullah buyurduğun bu sefer bu vacib oladı. Lazım oladı, vacib oladı. Şimdi adamlarını öz o'rniga qo'yish deganda o'sha ijtimoiy mavqelari e'tiborga olinadigan bo'lsa, o'sha mavqelar qaydan kelib chiqadi? Urfdan kelib chiqadi va shariat me'yorlaridan kelib chiqadi. Odamlarni o'z o'rniga qo'yish shunday muhimki, kattani katta o'rniga qo'yish qanday muhim bo'lsa, kichkinani kichkina o'rniga qo'yish ham shunday muhim. Shuning uchun bir hadis sharifda Rasul akram alayhi salatu vasallam kattalarimizni ulug'lamagan kichkinalarimizga shafqat qilmagan bizdanmas deganlar. Demak, kattaga munosabatda ikkalasiga ham yaxshilik qilishingiz kerak. Kattaga munosabatda yaxshilik uni ulug'lash bilan bo'ladi. Kichkinaga munosabatda yaxshilik unga shafqat ko'rsatish bilan bo'ladi. Kattaga kichkinaga qilinadigan muomalani qilinsa yoki kichkinaga kattaga qilinadigan muomalani qilinsa, ularni o'z o'rniga qo'ymagan bo'lasiz. Natijada bu munosabatlarda halalga olib keladi. Rancishga, xafagarchilikka olib keladi. Shuning uchun Rasululloh akram alayhissalotu vasallam odamlarni hammani o'z o'rniga qo'yib munosabat bildirishga buyurganlar. Demak, shunday ekan, hammani o'z o'rniga qo'yish kerak ekan, hammani hurmatini yoki o'zini mavqeini o'z o'rniga qo'yish kerak ekan, Qur'on ahlining, ilm ahlining ham o'ziga yarasha o'rni, mavqei bor. O'shani o'z joyiga qo'yish kerak. Ahli ilmlarni ahli Kur'anlarını Kur'an-ı Kerim'de meclislerde, yığınlarda hem uluğlaşını buyurulgen. Mücadele Suresi'de Allah Ta'ala ayetledi ki يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَفْسَحُوا يَفْسَحِ اللّٰهُ لَكُمْ. Ey iman keltirgenler, meclislerde eğer sizlerde oturgen caylarınızda, yığınlarda cay verin dese cay verin. Allah sizge kinglik verin diye. Mana shu oyatni davomida yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat
Allah Teala sizlerden iman keltirgenlerini derecesini kötürüp koyadı. Ve ilim verilgenlerini derecelerini kötürüp koyadı degen. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam Bedir ehlini, muhacirlerini, katta sahabelerini alahide ikram koyarlar. Onlarını başkalarından mukaddem koyarlar. Ana şu adabını Kur'an-ı Kerim bu ayet-i kerimede talim verir. Demek ahli Kur'anlarını, ahli ilimlerini yığınlarda öz oranına koyuş. Suhbetlerde öz oranına koyuş. Münasebetlerde öz oranına koyuş. Hatta söz ayetişte hem hürmetini öz oranına koyuş. Lazım bo'ladi, vacib bo'ladi. Shuningdek, qo'yi insonlarga, oddiy insonlar bor yoki yosh bolalar bor, yoshlar bor, ularni ham o'ziga yarasha munosabat qilish kerak. Masalan, yosh bolani to'g'riga olib chiqib qo'ysangiz, kattalarni tepasiga olib chiqib qo'ysangiz, unga yaxshilik qilgan bo'lmaysiz. Unga u shafqatga muhtoj. Unga mehr ko'rsatishingiz kerak, tarbiya ko'rsatishingiz kerak. Ammo to'g'riga olib chiqib, kattalardan yuqoriga o'tkazib qo'ysangiz, birinchidan kattalarga azob bergan bo'lasiz. İkinciden balanın tabiatını buzgen bulas. Oşan için her bir insanını öz mevkiyede, öz ornunda hürmet kıla alış, hürmetini yani ki mevkiyede cahiyi koya alış, bu hikmettendir, bana bu vacib bulad. Şu hadis-i şerifte buyurulgenge binaen, Kur'an-ı Kerim ehellerini hem öz ornuna koyuş gerek. Kur'an-ı Kerim'in ehellerini, karlarını, hafızlarını, ornu kaysa degen savaltı oğuladı indi. Babdan kep çıkıp. Bu, bunge Ya ummun nase aqra'uhum li kitabillah. Oldingi bobdagi hadis. Odamlarga Allohning kitobini eng yaxshi o'qiydigani, eng yaxshi qorisi iymon bo'ladi dedi. Ya'ni ahli Qur'on oldida bo'ladi, muqaddam bo'ladi degan ma'noni hadis shariflar bizga o'rgatdi. Demak, bu hadisga amal Qur'on ahliga nisbatan qachon hosil bo'ladi? Qachonki ularni muqaddam qo'yganimizda. Qur'on ahllarini e'zozlaganimizdagina bu hadisga amal qilgan bo'lamiz. Demek bu hadis ham ahli Kur'anlarını hürmetleş, eyzazleşini vacib kılar. Ana şu hadiske amel olarak Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın işlerinden biri keyingi hadiste misal kılınladı. Ve an Cabir ibn Abdillahi radıyallahu anhu Ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem kâne yecme'u beynel raculeyni min katle Uhud thumme yakul eyyuhuma ekseru akhzen lil Kur'an فإن أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد رواه البخاري إمام بخاري جابر بن عبد الله رضي الله عنه دان روايات قلقان حديث الشريفتا وكشايتا دلركي النبي صلى الله عليه وسلم أهود قربان لرن دفن قلقان دا بازان اكتا لرن بتقابر جامل لر شندا ايتا دلركي Qaysi birlari ikkalasidan qaysi birlari Qur'onni ko'proq olgan? Qur'ondan ko'proq o'qigan. Qur'onni ko'proq o'rgangan qaysi birlari? Deb so'rardilar. Mana bunisi deb ishora qilinsa, o'shanisini lahadda muqaddam qo'yardilar. Ya'ni lahadni bilamiz, yerni tagiga qaziladi, chuqur. Oldin tekis uzunasiga chuqur qaziladi, keyin ichkariga yoniga qibla tomonga qarab cho'ziladi. O'shanda qibla tomonga Birinchi kirgan mayit qibla tomonga qo'yiladi. Undan keyingisi uni ortidan qo'yiladi. Mayit qibla tomonga yuzlantirib qo'yiladi. Shunda birinchi kirgani qiblaga birinchi tartibda qibla tomonda turgan bo'ladi, ikkinchisi uni ortida turgan bo'ladi. Ana shunda mayitni dafn qilayotgan paytda, o'likni dafn qilayotgan paytda Rasululloh akram alayhissalatu vasallam ahli Qur'onning hatto o'ligini ham e'zozlagan ekanlar. Hatto tanasini ham jonsiz tanasini ham e'zoz qilgan ekanlar, ikrom qilgan ekanlar. Xususan shahid bo'lishgan, albatta unisi ham bunisi ham shahid. Lekin Qur'on ahli bo'lgani shahodatdan, shahidlikdan tashqari alohida fazilat bo'lgani uchun uni muqaddam qo'yganlar. Bunda qarangki, Rasul akram alayhissalatu vasallam qaysi biri ko'proq olgan deganlar Qur'ondan. Bu degani 10 ta sura bilgandan 20 ta sura bilgan muqaddam degani. 20 ta sura bilgandan 30 ta sura bilgan muqaddam degan. Demak, kishi Qur'ondan qancha o'rgansa, undan qancha o'zlashtirsa, undan qancha o'ziga olsa, shuncha aziz bo'lib boradi, shuncha mukarram bo'lib boradi, shuncha hurmatga sazovor bo'lib boradi. Islomning me'yori shu, Rasul akram alayhissalotu vasallamning sunnatlari shu. Bu ham Islomning
ilim dini ekeni, ilahi din ekeniğe yine bir delil. İslam'da, İslami dünya karşıda mal dünya bilen, boy best bilen, kurunuş bilen, in bilen, ağırlık bilen, terini rengi bilen, yanki karındaş uygunu hürmeti bilen, yanki mensep malu devleti bilen insan hiç kaçan belirlenmeydi. Bu neselerin bir artısı insanı insaniyeliğini ziyade koymaydı. Ama ilim, Kur'an, emel, yaşa emeller mene bu kişilerge, mene bunlarsa kişilerge insaniyeliğini ziyade kıladı. Allah'ın nezdinde makamını yükseltiledi. İnsanlarını aldı da hem hürmetini kütledi. Demek ictimai mevkilerini bilgileşti İslam, ilimini, dinini elahide meyyar kılıp koyardı. Ayşe raziyallahu anhadan rivayet kılgen yukarıdaki hadis-i şerifinin emeldeki bitti ispatı bu. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam Kur'an'dan köpürak algen adam mı? Hatta tolu hafız bu mesela. Mükemmel Kur'an'ı egellegen bu mesela. Çünkü o devirde özü Kur'an tolu çüşüp olmagen bugün. Lekin o şu devir geçe çüşüp olganına hem tolu yatlagen bu mesela. Kançadır köpürak agen bu seyle o şanın lahadda tefinde birinci koygenler. Dafında mukaddam bugün ve kıbleye karab caylanışta mukaddam bugün. Ayşe raziyallahu anha bir kişinin bir kişi üyelerine giyen peyti de öz kavmini ketteler denirken üye kirgizip mihman kıyana gelirler. Savalı barıken üye kirgizip ot kızıp gepleşkene gelirler. Keyin bir tilem çıkılıp arzını etken de onge eşiğini de giden darvazanı aldığından harcatını çıkarıp cevap veriyene gelirler. Hadımları bunu sorarken peyitinden demek ki bunu iki kıl muamele kıldığınız dediğinde yukarıdaki hadisine etkiler. Adamlar ki onlarının uzlarına yarışı muamele kılışken onlarının uzlarının oranına koyuşken buyurulgemiz. Bırak gelip eşiğinizi al diye gelip pul sorup kese yani ki yardım sorup kese onu ap gelip yot kızış onu hürmetleş kısaplanmaydı. Belki onu hacatını tezrak çıkarıp cevabını verişiz onu hürmet kısaplanmaydı. Ama bir kavmini kettesi bulsa, arzı bulsa, bemalar gapirişke ihtiyacı bulsa, onu darvazanı aldığından cevap verişiniz hürmetini töküş buladı. Onu yüge akırıp, otkızıp, sözünü akır geçe işitiniz, bu hürmetini, onun mevkiyini uz urniye koygen bulasın. Ayşe raziyallahu anha, bana şimdi tatbik kıyanekeller bu hadis-i şerifini. Bu bizge misal buladı. Yine başka urunlarda hem bunu küzetişimiz mümkün. Zeyd ibn Sabit raziyallahu anhu bilen İbn Abbas raziyallahu anhu ma ortalarında hem bunga o'xshagan muomalalar bo'lib o'tgan. İbn Abbas raziyallahu anhu bilen Zeyd ibn Sabit raziyallahu anhu ortalarında hem bunga o'xshagan misollar bo'lgan. Bir sefer İbn Abbas raziyallahu anhu Zeyd ibn Sabit raziyallahu anhu'nun otlarını, ulovlarını usha berarkanlar. Çünkü o'kishidan İbn Abbas o'kishidan ilm olganlar. Zeyd ibn Sabit'in atlarını üşüp durarkenler, minişlerine. Tüşlerine atlarını, ulavlarını üşüp durarkenler. Hizmet, hadım ispatı da ulavlarını tutup, o kişinin minişke, tüşüşke yardan verip, şimdi hizmet kılarkenler. Zeyd ibn Sabit raziyallahu anhu, o kişinin bu hizmetleri, bu ihtiramlarına münasebet bildirip, onu da kımaysızdan meyle degen manada söz etseler, İbn Abbas raziyallahu anhu, biz alimlerimizge, İlim ehlilerine bana şundayı hizmet kılışke, bana şundayı ihtiram kürsetişke buyurulgenmiz deyip koyarkenler. İbn-i Abbas raziyallahu anh. Şunda Zeyd ibn-i Sabit İbn-i Abbas'ın kullarını öptüler de ayıptüler ki, biz Nebiyyimizin ehlilerine, karındaşlarına şundayı ikram kürsetişke buyurulgenmiz deyiptiler. Ana şu, sahabe-i kiramlarının sünnetleri, salaf-ı salihlerinin adetleridir. Ama kişilerini bir hürmet kılışke örgengen, beyüzlikke, kopallikke kişilerini targıp kıladigen, göyan ki bu adablarını artıkça nerse deyip beledigenler, selefi salihlerini, sünnetini bilmeydigen, dinsizlerden muamele örgengen kişiler buladı. Kengi rivayette, ve an Ebi Hureyre'te radıyallahu anhu, anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, innallaha azze ve celle kal, men azali veliyen, fekad azentuhu bil harb. Ravahu al-Bukhari. İmam-ı Bukhari, Ebu Hureyre raziyallahu anhudan rivayet kılıngan hadiste
Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Allah subhanahu ve teala'dan hikaye kılıp aytediler. Allah Teala aytti. Kim mening bir veliyimni veliyimge azar birse, kim mening bir veliyimge aziyet birse, unga uruş ilan kılaman. Bu hadis şerif Bukhari rivayetleri de keledi ve Erba'inde hem keledi. Erba'inde şerhı da hem bu doğruda uzak tuktalengen. Bu hadis şerifte hadisi kudsi bulada Allah subhanahu ve teala'nın namıdan etilgen uçun. Allah Teala etedi ki, kimi ki mening bir veliyimni, mening de men ede li de lini aldın keltirişi, yani Allah subhanahu ve teala'nın velisi bu geneden onge aziyet berişke Allah Teala narazı buluşu elahide takitleyken buladı. Yani Allah'ın velisi bu genliği, yani başkanı hem velisi buluşu mümkün insan. İnsan bura onu dostu uğradı, bura onu hakimi dostu buluşu mümkün, alimi dostu buluşu mümkün, başkanı dostu buluşu mümkün. Lekin Allah'ın dostu bu gen peyti de, yani bu kişini Allah Teala özü himaye kılışke utadı. Veli degeni dost, yardan bir ucu dost yanmayan diye. Özü veliye yanmayanlıkını bildirir. Kim beni veliyimge dese, demek Allah'ın dostu diyene Allah Teala'ya yanmayan bugün adam. Yani Allah Teala'ya yakın bugün adam diye. Yanmayan diyenimiz cismanen diye ben adamız. Yani yanında dur diye ben adamız. Belki Allah Teala'ya yakın bugün. Allah Subhanahu ve Teala'ya yakın bugün kişinin Allah'ın velisi diye. İnsanın yakınlığını mı bilen buladı? Kalbinin Allah'a yakınlığı bilen buladı. Kalbinin yakınlığını mı bilen buladı? İman bilen, yakin bilen, amel bilen buladı. İhlas bilen, muhabbet bilen buladı. Kimdeki kalbide Allah'a iman, anık işanç, muhabbet ve ihlas bulsa, bana şu sıfatlar onda aşkeni sarı, onun Allah'a dostluğu, yakınlığı, velayeti aşıp buladı. Kimi ki Allah subhanahu ve teala'nın velisiyle, eğer azar birisi, azar biriş ne demek yani? Azar biriş, Allah'ın ayet-i kerime, babdaki ayet-i kerime de hem otken, tabi'ge ziyan yetkezuşu nerseni kılış. Yani insanın mesela dilige azar biruşu söz ayetiş, tenesige azar biriş, yani ki onge maliyevi azar biriş, yani ki onge içtimai tezcik bilen azar biriş ve hakaza. Hemmesi azar biriş şekilde. Kimi ki Allah'ın dostlarından birige, eğer azar birse Allah onge uruş açadı. Allah'ın uruş açkeni ne mi buladı? Allah subhanahu ve teala'nın uruş açkeni, o şey bendeni Allah subhanahu ve teala'nın gazabiga düşkeni buladı. Uruş açtı degen elbette onun tepesine leşker bastırıp geledi degen emez. Birinci belgesi kalbiden hidayet tap koyadı. Yani ki kalbige hidayetini ağır kıp koyadı. En kette uruş şu. Dünyada har kıladı. Eğer dünyada cezasını almasa ahirette ağır azap kıladı. Adette Allah'ın dostlarına azap verilen kişiler tevbe kılmasa eğer akıbeti yaman buladı. Yani yaman akıbette vefat etti daim. Sünnette adette şunu diye buluyor. Bu hadisinin babge taallukli yeri şu ki veli, veli Allah'ın dostu bularken Kur'an'ın sahibi bugün adam. Kur'an'a ahl bugün adam elbette Allah'ın dostu olur. Çünkü Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam ettiler ki Allah'ın ahlileri var. Kur'an ahlileri Allah'ın ahlileridir, hasleridir dediler. Meşhur hadis. Binaenaleyh Allah'ın ahli yani yakınları iken Kur'an ahlileri demek o şeyler velilerdir. Allah'ın velileridir. Onlarca azar bilgen kişi Allah subhanahu ve teala'nın gazabige kaledi Allah onge karşı uruş açadı. Allah saklasın. Kengi rivayette ve tebete fis sahihayni anhu sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kal men sallas subha fehuve fi zimmetillahi teala fela yatlubennekumullahu bi şeyin min zimmeti. Kimi ki bamdat namazını okse o Allah'ın zimmesi de Allah'ın himayesi de dur. Birer tenizine Allah özünün himayesi ge alingen zimmesi ge alingen nerse arkali cevabgar koymasın. Yani kimi ki bamdat namazını okse hususen cemaatte o Allah subhanahu ve ta'ala'nın zimmesi de digene o mumundur. Allah onu hakkını himaye kıladı diye. Mu'minlerine haklarını Allah himaye kıladı.
Allah'ın zimmesidedir degen Allah onun hakkını himaye kıladı. Allah uzun zimmesindeki narsa bilen sizlerini cevap yakamasın degeni Allah Ta'ala bir bendenin hakkını himaye kılıçını zimmesiye aldı mı? Onu hakkı geçsiz eğer tecavüz kısız tecavüzümüz için Allah siz cevap yakaladı. Allah uzun zimmesindeki narsa bilen siz cevap yakamasın degeni şu. Yani tecavüz koymayın bırak mu'minin hakkı ge ki Allah'ın aldığı da cevap ger bulasız. Allah sizi cezalap koyaydı. Bu yerde bu hadisin taalluklu cayı babge Ahl-i Kur'an adam elbette Bamdat'ını okuydu. Hemen namazını okuydu. O namazga parvan buladı. Belki teheccüd okuydu. Bu mesela Ahl-i Kur'an bulmaydı o. Namazga bir parva adam Kur'an ahli buluşu mümkünmez. Demek Bamdat okuyu diyen kişilerini yani mumullerini haklarını riaya kılışımız gerek. Şunların cümlesiye girerdi Kur'an ahli hem. Yani Kur'an ahlini Kur'an ahli bugün için hürmet kılışımız alahide. Mumulliği noktaya nazardan hürmet kılışımız alahide. Allah'ın dostu bugün noktaya nazardan hürmet kılışımız yani alahide. Demek birkaç nisbetten, birkaç cihetten Kur'an ahlini hürmet kılışımız, ikram kılışımız lazım olur. Ve anil imameynil celileyni Ebi Hanifete ve Şafii radıyallahu anhuma kâle إن لم يكن العلماء أولياء الله فليس لله ولي. İki ulu imam, İmam Abu Hanife ve İmam Şafii, Allah onlardan razı olsun, etediler ki, eğer ulemalar Allah'ın velileri, dostları bulmasa, Allah'ın dostu yok. Yani yukarıdaki hadisi şerifte, hadisi kudsi'de Allah kim benim velimge azar birse, beni dostumge azar birse, onge uruş açamen, uruş ilan kılamen digendi. Ulamalar ana şu velilikning eng haqdorlaridir. Çünkü ikkala imom aytibdilar ki, agar valiylar kimlar deysiz, ulamolar deydi. Agar ulamolar vali bo'lmasa, Allohning valisi boshqa bo'lishi mumkin emas. Ulamolardan boshqalar ham, boshqalardan ham valiylar bo'ladi albatta, ammo ulamolar albatta vali bo'ladilar. Ulamolar deb aytdilar bular ikkita imom. Bu bob Qur'on ahlining İkramın hürmeti hakkıdayken bu gapının taalluku kayda deseyiz. Demek Kur'an ahli ulamalardan mı olaydı? Kur'an ahlileri ahli ilimlerden mi olaydı? Binaenaleyh onlar Allah'ın dostları mı olaydılar, velileri mi olaydılar? Onlarla azar verilen kişiye Allah uğruş açadı. Kala İmamul Hafiz Ebul Kasim İbn-i Asakir Rahimahullah Rahmetullahi Aleyh Ya ahi veffakanallahu ve iyyâk limardatihi وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته أن لحوم العلماء مسمومة وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة أبو القاسم بن عساكر ولغ إمام حافظ أعتد لك بلغن إبرادر الله سينهم بزنهم سينهم وزن رازلقك موفق قلسن ve bizlerini özden korkadigan, onge hakiki takva kıladiganlardan kılsın. Bilgin ki ulemalarının göçleri zehirlengendir. Allah Ta'ala'nın ularını kemsitken kişinin şanide adetin meliği malum. Yani Allah Subhanehu ve Ta'ala'nın dostları buladı ulemalar, ulemalarının göçleri zehirlengendir. Bu yerde bir mecazını işletirler. Ulamalarının göçtü deyişinde Murat Süveg'ini olup dururken yüzüdeki, betideki, karnıdaki göçmez. Belki manevi göç. Adette gıybet, ya ki bravunun şanını töküş, onun göçünü ilişkiye tekleştirirlerdi. Çünkü bravunun arkasında brav yapırsa, bravunun göçünü yemediğimiz. Kaydan ki yani bu göç iş misali bunge? Kur'an-ı Kerim'den ki yani. Kur'an-ı Kerim'de Hucurat Suresi'de Allah Subhanehu ve Teala وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا Casuslik kılmayın ve biriniz başkanınızını gıybet kılmasın. Deyip durup arkasından dedi ki اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ اَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ Biraderiniz, öz biraderinin göçtüğünü o ölgen halde yiyişini yakış görüldü mü? Yani dostunun ölügeni ölümtigini, göçünü yiyişini, meyyitini, göçünü yiyişini, öz dostunun göçünü yiyişini birer teniz isteydim, yaş görüldü mü? Fekerihtumuh, yaman görürsünler ki o. Bir adaliniz vafat etse,
Bunu tanesini kesip yiyiş kana kanka rezil, cırkenç iş. Bunu sizler tabiatla kötür müydü? Doğru mu? Ha doğru. Ha, gıybet kılıçtan bu düşündü iş. Şu ne kadar cırkenç iş. Demek ki orada Allah subhanahu ve ta'ala. Ölük halatı da değişiden, yani kişinin siz biraderinizi gıybet kısanız, yok o da onu şanını tökerken bulasın. Çünkü ölügeni göçünü yegen diye bulasın. Mene şu temsilden, kip çıkkan ki, bira onu bira gıybet kısa, şanında yaman gapını gapırsa, onu göç, parançını göçünü yedi, pistançı deyip ayetli. Yani şu itibarda, yani şu manevi göçler, yani onların şanları himayelengendir demek. Ularının göçleri zaharlengendir degeni, ularının şanları himayelengendir. Şanları otaham hürmetlidir. Ularının şanlarını tökedigen bu sen, yani göçünü yediğen bu sen. Ularının şanlarını sen halal bire diyen, tane etkisi diyen bu sen, zaharlanırsan. Zaharlanırsan deyişten murad, yani halak bulasın. Halak buluş bu yerde ölüp kalışmaz. Manevi halak buluş. Ulamalarının şanında yaman geplerini yapırgenler adeta kalp ölümüne giriftar bulurlar. Kalbi olaydı. Şunun için yaman hatıma tapışırdı. Allah uza esresin. Şunun için devamı da ettiler ki وَاَنَّ مَنْ أَطْلَقَ لِسَانَهُ فِي الْعُلَمَاءِ بِالثَّلْبِ اِبْتَلَاهُ اللّٰهُ تَعَالَى قَبْلَ مَوْتِهِ بِمَوْتِ الْقَلْبِ Kimi ki ulemalarının şanında tilini çözedigen bosa, ularga tane yetkizip til çözedigen bosa ulemalarga. Allah subhanahu ve ta'ala onu ölümüden aldın, kalp ölümü bilen müptela kılar. Kalp ölümü degeni kalpte iman kamasligi. Kalbde yaşlı kamasligi, iman kelimesini izle almaya kaladigen bu kalış. Kalbde yaşlı kamasligine etledi. Kalbde ölümü deyip. Kişi eğer kalbde hayat bulması, o zikir kılar mıydı Allah'ın? O iman kildirir miydi Allah'a ki? Ve Allah'a yakın bular mıydı? Kimi ki eğer ulamalarına tane yetkese, Allah'ın dostlarına, onların şanlarına eğer tecavüz kılsa, Allah onun kalbini öldürüp koyardı. Zaharlı bölgeni şu. Kullarını göçtü zaharlıydı şu. Kalp Allah saklasın olsa eğer kişi imansız getip kalırdı. فَلْيَحْذَرِ الَّذ۪ينَ يُخَالِفُونَ عَنْ اَمْرِهِ اَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ Ayet-i Kerime ki Nur Suresinden Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'a emirlerge hılaf kıl etkenler ularge fitne yetişinden ya ki ularını ağırıklı azap tutuşudan ularge ağırıklı azap yetişinden ihtiyat bulsunlar, hazır bulsunlar deydi. Bu ayet-i kerimede Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın buyruklarına hılaf kılıç, tezkeri iş kılıç hakkında söz vardı. Kimi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e karşı iş kılsa, Allah subhanahu ve ta'ala onu fitneye sokuyor. O adam fitneye düşüp kalır. Fitne türlüyse buluşu mümkün. Özünü ilmiye baha verip, ya ki özünü birer nesilsizliğe baha verip, şu bile aldanıp, şu bile mal'un bop keter. Yani ki fitneye düşüşü, o şu kalbinden hidayet getişi böyle. Fitne o tek kim bana bu yerde kişinin dini de fitnelenip kalışı nazarda sürede esası. اَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ اَوْ كُولَرْجَ اَغْرِقْلِي عَذَابٌ kelişige teyirip duruz. Yani ağırıklı azap dünyada ya ki ahirette. Uşbu hadisi şerifte, uşbu ayeti kerimede Allah subhanahu ve ta'ala Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'a emirlerge hılaf kılıç hakkı yapır yaptı. O ayet-i kerimenin babını ahırda kilitirişlerinden, yukarıdaki hadislerde amel kılmasın, Allah sakalasın, fitneye düşüp kalasın. Sen o çeşme o çeşke yani ki bir para alıyor bilen ahli Kur'an'larda, eğer yukarıdaki hadislerini görüp durup, bilip durup, bana işittiğin okudun. Yine eğer onlarda eğer bir adablik kısın, onların şehirlerini himaye kılmasın, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın sözlerine hılak koyan bulasın yukarıdaki hadislerine. Neticede, fitneye düşersen ve ağırlıklı azabı kalasın Allah uzun sakınasın. Şu bilen üçüncü babını tüketediler. Bugünce şu dersini şu kısmı bilen kifayelenip duramız. İnşallah kengi ders dörtüncü babı ötemiz. Uzağlık topluluk sohbet kalemiz inşallah.